şükrün bir ahlak haline gelmesi lazım. İnsanların yaptığı güzelliklere karşı teşekkürde bulunmayan, Allah'a karşı da şükretmez, nankörlük yapmış olur. Nimetlerin en küçüğü karşısında bile gürül gürül Cenab-ı Hakk'a karşı Elhamdülillahi ala kulli hal siva ahvalil küfri ve dalal demeli. Her hale hamdolsun. Küfür ve dalaletten başka, sapıklıktan başka. Sapıklığa düşmedikten sonra, ahiret hayatının köprülerini yıkmadıktan sonra, Allah'la münasebeti koparmadıktan sonra Celle Celaluhu, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la münasebeti koparmadıktan sonra, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, senden o hem hoş hem bu hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Eceben li emril mü'min, izâ esâbetu darrâ, sabr fekâne khayren leh, ve izâ esâbetu serrâ, feşeker fekâne khayren leh. Ne gariptir, ne tacip edilecek, takdir edilecek haldir şu müminin hali. Başına gelip bela balyoz gibi indiği zaman, dişini sıkar, sabreder, bu onun için hayırlıdır. Nimet sağnağına mazhar olduğu zaman da gerilir, metafizik gerilim içine girer. Allah'a hamdü senada bulunur, bu da onun için hayırlı olur. Her şey mümin için hayırlıdır. Meseleye böyle bakınca zannediyorum fırtınaların şiddeti karşısında, bazen dalgaların tsunamiye dönmesi karşısında, bazen ağaçların yerinden söküleceği şekilde hortumların esmesi karşısında Allah var, ne gam var. مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدْ وَمَا ذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدْ. Onu bulmuşsanız şayet bulacak başka bir şey kalmamış. Onu yitirmişseniz, kalbinizde, kendi uzaklığınıza takılmışsanız, onun yakınlığını kulak ardı etmişseniz, elde ettiğiniz hiçbir şey yoktur. Hikem-i Atayye'den Hazreti Pir de bunu kıymetli bulduğundan değerlendiriyor. Cenab-ı Hakk'ın size bu heyete ekstradan çok önemli lütufları oldu. Bunları görmezlikten gelmemek lazım. En güçlü, en süper devletler bile Raşid halifelerden sonra inanın Cenab-ı Hakk'ın size yaptırdığı, Anadolu insanına yaptırdığı, vefalı Anadolu insanına, analarla dolu olan o ülke, şefkatleriyle, rehfetleriyle, insani değerlere saygılarıyla, başkalarını doğru okumalarıyla, çok ciddi empatileriyle, bütün dünyada hüsnü kabule mazhar olmuş, başka bir hareket göstermek neredeyse zordur. Raşid halifeleri istisna ettim. Evet, hususiyle Hicret-i Seniyye'nin 50. senesine kadar olan şeyler, onlarla ölçüşmeye kalkmamak lazım. Onlar derya, yukarıya doğru dikilmedi, Everest tepesi. Biz onların yanında, onlarla muvazeneye girdiğimiz zaman kendimizi Lut Gölü'nün dibi görürüz. Haddimizi bilmemiz lazım. Bu açıdan da olan şeyler tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve ihsanıdır. Neye binaen bunları Cenab-ı Hak lütfetmiştir? Cenab-ı Hak bir kere daha bazı dönemlerde Enbiya-i İzam, Allah'ın binlerce salat ve selamı insanların iftihar tablosunun onların üzerine olsun. Bazı dönemlerde sahabe-i kiram, tabi-i fiham efendilerimiz de aynı misyonu eda ettirmiştir. Bazen müceddiklerle, müştehitlerle aynı şeyleri yaptırmıştır. Bazen böyle mütedeyyin devlet ricaliyle Allah bu işi yaptırmıştır. Bir ölçüde Selçuklulara yaptırdı,
bir ölçüde Hadi ile, Mehdi ile, Mutasım'la, Abbasilere yaptırdığı gibi, bir dönemde Ömer bin Abdülaziz ile Emevilere yaptırdığı gibi, 2-3 asır devleti aliyeye yaptırmıştır Allah Celle Celaluhu. Alemi İslam'ı siyanet etme ve koruma adına Hazreti Pir'in ifadesiyle diyeyim, bir bayraktarlık vazifesi yapmış. Dünyanın dört bir yanında onun sayesinde ruhu revani Muhammed'i şehbal açmış. Bayrak hep dalgalanmış. Ve insanlık değil sadece Müslümanlar, dalgalanan o bayrağın altında gerçek huzurun ne demek olduğunu duymuş. Duymuş ve adeta onun bağrına koşmuşlar. Ütopya'ya, ütopya devlet sistemlerine koştukları gibi. Cenab-ı Hak size bu yapılanların belki çoğunun önünde diyeyim, insafsızlık yapmayayım, hak yemeyeyim. Çok önemli bir hizmet yaptırdı. Yürüdüğünüz yol peygamber yolu olduğu sürece, yürüdüğünüz yol sahabi yolu olduğu sürece, makama, mansıba, payeye, dilbeste olmadığınız sürece, dünyevi şeyler, çıkarlar karşısında peylenmediğiniz, satılmadığınız sürece, birilerinin vesayeti altına girmediğiniz sürece, yaşatma duygusunu yaşamanın önünde gördüğünüz sürece, bir manada gözleriniz dünyaya bakarken aşağıya doğru eğdiğiniz sürece, öbür tarafa bakarken kemal hassasiyetle gözlerinizi yukarıya diktiğiniz sürece, hep güneşe müteveccih yürüdüğünüz sürece, gölgeye takılmadığınız sürece, Allah'ın izni inayetiyle bu işte devam eder. Yürünen bu Allah yolunda, peygamber yolunda, sahabi yolunda, müştehidini izam yolunda, müceddidini izam yolunda, yaşatma duygusuyla yaşayalım, kendi yaşamamızı bir kenara bırakalım. İş yapanlar, tüccarlar, onlar kazanabilirler. Fakat bu işe gönül vermiş insanlar olarak, buradan göçüp gittiğimiz zaman, yeryüzünde bir tane dikili taşımız olmasın. Bu mantıkla, bu felsefeyle, bu düşünceyle hareket edelim Allah'ın izniyle. Bu hizmeti bütünüyle yok etseler, Allah'ın izni ve inayetiyle bu işe gönül vermiş insanlar, vire bismillah der, yeniden başlarlar. 3-5 sene sonra meseleyi aynı kerteye ulaştırırlar. Allah'ın izniyle hasitlerin hasetlerine rağmen, hümezenin hümezesine rağmen, lümezenin lümezesine rağmen, kaidin keydine rağmen, makirin mekrine rağmen, hainin hıyanetine rağmen, vire bismillah der, bir kere daha açılırsınız o yola Allah'ın izniyle. 91'lerde, 92'lerde, belki ta Hazreti Pir'e dayanıyor meselesi bunun. Ama sistematik halde Allah'ın izni inayetiyle, onun sevk etmesiyle, kendimizden bilmeyelim, onun sevk etmesiyle, bugünlere 20 senede gelen bu hizmet, dişinizi sıkarsanız ve teknolojik imkanları kullanırsanız, Allah'ın izni inayetiyle, geçmiş tecrübeleri değerlendirirseniz, belki daha kısa zamanda aynı noktaya ulaşırsınız. İşiniz bu sizin, Allah'ın izni inayetiyle. Bugüne kadar herkes Allah'ın izni inayetiyle bu işe sahip çıktı. Sahip çıkanlardan Allah ebeden razı olsun. Kullun ya'malu ala şakileti. Kur'an diyor. Kul. De ki, kullun ya'malu ala şakileti. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Biri yapındır, açındır, öbürü de üst üste kapatındır, yıkındır, önünü alındır, durdurun bunları der. Çünkü bunlar dünyayı sulayacaklar. Dünyanın toprağın kuvve-i imbatiyesinde yeni bağlar ve bahçeler meydana getirecekler. Zinhar buna fırsat vermeyin. Zira timar ederlerse Buharistan Gülistan'a döner, Bostan'a döner, Bağistan'a döner. Benim ne Gülistan'a, ne Bostan'a, ne de Bağistan'a tahammülüm yoktur. Çünkü ben bir har çocuğuyum.
Bana da haristan düşer. Sana haristan düştüm.